Başarı. Merhabalar Doğukan Bey, nasılsınız? Merhabalar, iyi akşamlar. Büyük Macera, Hazine Peşinde filmi. Neler söyleyeceksin? Bir çocuk filmi. Evet. Sizin de arkadaşlarınız da var. Evet. Tabii ki şu an bu dönemde bir şeyler üretmek, sıfırdan bir film yapmak, özgün olmak zor. Özellikle çocukların bir şeylerden keyif alıyor olması benim de bir Türk genci olarak çok hoşuma gidiyor. Burada hepsi çok tatlı, birbirinden güzeller, çok iyi enerjileri var. Çocuklarımızın da biraz sosyalliğe ihtiyacı oluyor açıkçası. Başarı odaklı bir sistemde olduğumuz için. Fakat ben de onlarla denk geldiğimde burada çok keyifli anlar yaşadım. Filmin yolunun açık olmasını diliyorum. Böyle. Harika. Biraz da Kızılcık Şerbeti'nden bahsedelim. Türkiye'yi kasıp kavuruyor. Belki satıldıkça Avrupa'yı da dünyayı da kasıp kavuracak. Ama bazı sorunlar vardı, bir durdurma kararı iptal edildi galiba son şu an. Evet. Öncelikle dizi nasıl gidiyor? Çekimlerden biraz bahsedersek. Çok böyle drama ağırlıklı bir dizi. Çekim evet. Esnaları nasıl geçiyor? Önce bunları konuşalım isteriz. Evet, aslında yani ortalığı kasıp kavurduğu konusunda setten ayrılıp o tatil dönemine geldiğimde, işte o Kurban Bayramı döneminde bir 4 günlük tatil içinde dışarıdaki rağbeti daha net görebildim. Çünkü onun dışında haftanın 5-6 günü sette olduğumuz için böyle yüksek randımanın farkında olmayan insansın. Sokak algısı nasıl şu an size karşı? Fatih'e karşı soruyorsan... Evet, Fatih'e karşı soruyorum. Fatih bir hafta sonra çünkü sokağa erkek çıkabilirse iyi. Yani Doğukan olarak ben bile sokağa çıkabilirsem iyi. Hikayemiz güzel, karakter evet. Herkesin karakterin içi dallı budaklı. Evet. Herkesin bir takım deformasyonları var. Ben de spesifik böyle bariz huyları olan bir adamı oynuyorum. Bu yüzden mutluyum. Onun dışında Kızılcık Şerbeti'nin yasağının bugün kalktığını öğrendim evet. Ben de. Tabii sette de bundan dolayı çok mutluyduk. Partnerimle, rol arkadaşlarımla aram çok iyi. Ama bu böyle basının karşısına çıktık da burada diziyle ilgili birkaç güzel şey söyleyelim gibi bir yerden değil. Gerçekten mental anlamda, manevi anlamda hepimiz çok iyi ahbaplık ediyoruz. O yüzden de senaristimizin de, hocamızın da, hepimizin kolektif çalışmasıyla iyi yerlere gidiyor. Seyirciye de teşekkür ediyorum, teveccüh ediyorlar. Çünkü dizi süreleri çok uzun, 2,5 saat. Ama an be an kaçırmadan izlediklerini görüyorum. Bu anlamda da çok teşekkür ediyorum. Harika. Peki bu bayram arasında, dışarıya çıktığında o algoritma nasıl değişti sende? Yani o Fatih'e olan bakışlar ya da tanınmışlık nasıl oldu? Yani hani kötü bir karakteri oynadığın için evet, soruyorum aslında. Kötü bir karakteri oynuyorum ama iyi oynuyorsun ki bu arada bu kadar tanınıyorsun. Ya o senin güzel bir gördüğümüz şey hepimizi. Estağfurullah. Teveccüh. Ama şu var. Ben de diziyi izlerken işte benim sahnem çıktı. Şimdi kimin sahnesi gibi bir yerden değil. Ben gerçekten kendim içinde bulunduğum için değil. Hikayeyi merak ettiğim için izliyorum. Dolayısıyla kendime de dışarıdan bakabiliyorum Fatih olarak izlerken. Bu benim açımdan olumlu. Onun dışında yani tabii ki değişik yorumlar alıyoruz. O karakteri enteresan yanları olması benimle de insanlar konuşurken farklı şeyler yaratıyor ama insanlar özünde şunu biliyorlar. Ben bir rol kişisi olarak oradayım, onu oynuyorum ama sosyal hayatımda bambaşka bir. Hatta sosyal hayatımdaki enerjimi gördüklerinde daha farklı bir adam olduğumu da daha net anlıyorum. Harika. Yolu açık olsun, uzun olsun diyelim. Çok teşekkür ederim. İyi eğlenceler. Sağ olun.